Yarın öleceğiz. Öyle mi? Malum. 2 metreküplük bir mezar bekliyor bizi. Miting meydanına çıkıyor, sıradan insanlara 2,5 metrelik mezar vaazı veriyor. Diğer taraftan beton rantını yıllardır yiyor, milyonlarca insanı bir şehre yığıp adına da medeniyet diyor. Sandıkları patlatmaya var mı? Felaket. Düşünmek bile istemiyorum. Günde gece 3 kere uyanıyorum. Korkuyoruz. Gerçekten korkuyoruz. Ben artık yatamıyorum yani gece. Sabah 4'te uyandım. Binaya baktım. Yıkılacak. Korktum. Bir daha gittim. Yatamıyorum. Kim rahat yatıyor bu ara? Herkes durumun vahametinin farkında. Şehirlerimizi yerle bir eden felaket bir kere daha hatırlattı ki tamamen yalnızız. Yandaş kanalların göstermediği, kimsenin üzerinde durmadığı bazı şok görüntüleri paylaşacağız az sonra. Bak burada İstanbul'da evler yıkılmadan, bir an önce aslında buraya da çadır göndersinler arkadaş. Biz şimdiden çadırlara geçelim aslında, en doğrusu bu. Toplanma alanı falan yok ama işte en azından enkazın altında beni bir hafta götürecek ürünlerim var evde çantamda. Onlara güveniyorum. Deprem vergisini bir kenara bırak. Merkez Bankası'nın yedek akçesini kullandılar adamlar. Ortada tıkır tıkır işleyen bir afet planı yok. İstanbul için 30 saniyelik büyük bir sarsıntının sonuçlarını hiç kimse kestiremiyor. Yıllardır gelişi güzel inşa edilen şehirde en büyük sorun aşırı yoğun yerleşim. Bir afet durumunda kapının önüne eğer sağ salim çıktıysanız, deyim yerindeyse İstanbul jungle'ı sizi karşılayacak. İstanbul'da AFAD herkese yalan söylüyor. Binlerce toplanma alanı var diyor ancak kriterlere uyan alan sayısı tam olarak 77. Devlet 20 sene önce 493 alan belirlemişken bu sürede neredeyse tamamı imara açıldı, AVM veya lüks rezidans yapıldı. Ormanlarsa mega projelerde harcandı. AFAD'da kıyıda köşede kalan çocuk parklarına birer birer tabela dikip toplanma alanı yaptı. Yüz binlerce kişinin yaşadığı Üsküdar'da burası bir toplanma alanı. Birkaç aile pikniğe gelse yer bulmakta zorlanır. Kış şartlarında zaten ayrı felaket. Goncagül Parkı yerine bir AVM'de toplansak diyenlere maalesef kötü haber. Yönetmeliğe göre yağma riski sebebiyle sağlam AVM'lere depremde girişler yasak olacak. Toplanma alanlarını bırakın. 3 gündür ben vücudumda elektrik var diye hissediyorum. Toprak yok. Ayaklarımı koyun biraz dinlendireyim. Üsküdar'da kurulu bir toplanma alanı daha. Üstelik milyonluk apartmanların dibinde. İmkansız ama burada hem sıcak gıda dağıtılacak hem de varsa yaralılar tedavi edilecek. Ya bırak ya, şu anda 100 kişiye sorsalar deprem alanının yerlerini bilmiyor. Nereye yapıldı? AVM yapıldı. Küçük bir park yapılmış. 10 kişi ancak durabilir. Burası da bir başka skandal. Ha yıkıldı ha yıkılacak binalarla iç içe afetten kaçış merkezi. Üzüm Kızı toplanma alanında kaç kişi kaç gün barınır muamma. Bize gelince İstanbul'a vallahi hiçbir umudumuz yok. Asla. Hiçbir umudumuz yok. Ve bir başkası. Açık alan zaten değil. Yanı başındaki apartmandakiler bile burayı kullanamaz. Milyonluk ilçeye reva görülen afet merkezlerinden bazıları bunlar. Üstelik ne deprem konteyneri var ne de düzgün yolu. Her gün on binlerce aracın geçtiği meşhur Bağlarbaşı. Evet, burası da toplanma alanı. Birkaç yüz metrekarelik bir alan bile yok ortada. Devletin toplanma alanı olarak gösterdiği yerlerden başka birine ise çok yakın, bu alanlar da mezarlıklar. AFAD'ın planlarına göre imara açılamadığı için olsa gerek, mezarlıklar İstanbul'un en büyük toplanma merkezi olarak dizayn edildi. Gece gündüz bu alanlarda insanların konaklaması öngörülüyor. İnşaat ekonomisi halka ancak bunu reva görüyor. Meclisimizde 600 milletvekili var. 300 tanesi hukuk ve inşaat sektöründen geliyor. İstanbul, evet, acı bir gerçek yani. İstanbul'a şu an yani dünyanın toplanması lazım. Çünkü İstanbul çok iç içe ve çok birbirine girmiş durumda. Yani bununla ilgili büyük bir metropol yani. Yaptıkları kanunlar neydi? İmar af.
o imarafı başlı başına depreme davetiye çıkarmaktır. Başka bir şey değil. İstanbul'da her şey hayatta kalmış olmak üzerine projelendirildi. Kurtarma ve hizmetlere erişimin uzun bir süre herkese yetemeyeceği zaten baştan kabul edildi. Şehri terk etmek isteyenleri ise maalesef çok büyük bir tehlike bekliyor. Son depremler gösterdi ki büyük vaatlerle açılan yollar kağıt gibi yırtıldı. İstanbul'a Anadolu'dan kara ulaşımı sadece 3 büyük yoldan yapılıyor. Bütün yük D100 karayoluyla E80 ve Kuzey Marmara otobanları üzerinde yoğunlaşıyor. Bu yolların ciddi bir alternatifi inşa edilmedi. Üstelik bu yollar üzerinde onlarca köprü, viyadük ve tünel bulunuyor. Bunlar depreme ne kadar dayanır düşünmesi bile insanı ürpertiyor. Sonuç olarak İstanbul koca bir kapan olarak önümüzde duruyor. İnsanlar arabasını dahi hareket ettiremeyecek. Nasıl, nereye kaçacak, nereye gidecek? Gidecek bir yerde yok yani. Kiracı olan insanlar için ne yapabilirsin? Ne yapabilir ki insanlar? Zaten geçinemiyor. Geçim sıkıntısı içerisinde yaşayan insanlarız yani. Devletimiz başımızda ama hükümet çöktü. Depremin 7 kat altına gitti kardeş. Zaten ekonomik olarak çökmüştük. Şimdi tamamen bitti.